Bunları biraz daha içeriye taşıyacağız. Bunun bir tanesini kopyalıyorum. Ctrl C ile. Diğerlerini gizliyorum. Alttaki kısmı keseceğim. Bunu da hide yapıyorum. Kopyaladığımı yeniden yapıştıracağım. Ve yüzeyi keseceğim. Altta kalan kısmı da sileceğim. Bu izin vermedi. İki yüzeyin kesişimini alalım. With selection. Bunu explode yapıyorum. Curvy Loft ile bu arayı kapatalım. Yani köşeden köşeye bir çizgi çizerek de bunu kapatabilirim ama ben bu şekilde yapıyorum. Bunun derinliğini biraz daha arttırabiliriz. Yine X olanını kullanarak yani Joint Push Pull X versiyonuyla bunu biraz daha aşağıya doğru yükseltiyoruz. 0,5 kadar. Bu yüzeyleri biraz daha içeriye doğru taşıyacağız. Bu etkiyi yakalamak için. Ve bu alt kısma denk gelen yeri birazcık aşağıya doğru taşıyacağım. 0,2 kadar, 0,3
3 kadar. Daha biraz daha taşıyalım. 0,5. Hepsi 0,5 kadar. Bunu da aynı şekilde aşağıya doğru taşıyacağım. Scale aracıyla aşağıya doğru direkt taşıyorum. Şurada bir hatamız oldu. Ve burada biraz daha daraltma yapacağım. Evet, bu ile ilgili modellememiz tamamlanmak üzere. Üstte siyah olacak olan kısmı da yine üst kısma bağlamamız lazım. Bir siyah çıkıntısı var. Buradan bir tane parça Ctrl C ile kopyalıyoruz. Bunun içerisine yapıştıralım. Bunu Mac grup yapıyorum. Paste Place ile bunu yapıştırıyorum. Ve bunu Joint Push Pull aracıyla yükselteceğim. Gene Push Pull aracıyla bunu aşağıya doğru aynı hizaya getirdim. Bu kısımda da bu parçayı seçip mov aracıyla aşağıya doğru taşıyorum. Yine üst kısmı da sıfırlayacağız. Üst kısmı seçip alta doğru normal söndürüyorum. Sonra parçayı modeli üstten bakarak sağ kısmı seçiyorum. Ve sola doğru bunu taşıyacağım. Yarım santimetre kadar şu an taşıdım. Ondan sonra bu yan kısmı seçip yarım santim, 7 milim kadar bunu yeşil eksende sağa doğru taşıyacağız. Yarım santim yeterli görünüyor.
Ve bunu yan tarafa aynalayacağız. Bunu make component yapalım. Ve mirror aracıyla bunu sağa doğru aynalıyorum. Follow push pull aracımızla da aynı şekilde bunu yükseltiyorum. Bu plugin'in amacı çevresinde, yani piramidal bir yapı varsa, işte çevresindeki yapı neyse, aynı şekilde bunu tamamlayana kadar bunu yükseltmeye yarayan bir plugin. Ne kadar söndüreceğiz? Yaklaşık 2 milim kadar. Yeterli. Bunun bir tanesini kopyalıyorum. Ve buraya paste and place yapacağım. Parçaları birbirinden çıkartmaya çalışacağım. Evet, oldu. Şuna bir tane daha kopya alalım. Gizleyelim. Ve paste and place diyorum. Biri seçiliyken ikincisini çıkartıyorum. Ve on hide all diyeceğim. Bu tamam. Bunu gizliyorum. Bunun bir tanesini kontrol şeyle kopyalıyorum. Bunu gizliyorum ve diğerlerinin içerisine paste and place diyorum. Kesiyorum. Ve bunun içerisine paste and place yapacağım. Ve tüm yüzeyleri seçip burada intersect face with selection diyeceğim. Ve model kesilmiş oluyor. İstemediğim yüzeyleri de burada siliyorum. Yüzeyi seçip Ctrl C yapıyorum. Geri kalanını gizliyorum. Paste and Place diyeceğim. Ve sadece çizgi bölümünü bırakıp gerisini sileceğim. İşlerimi biraz kolaylaştırmak, hızlandırmak için bu şekilde yapıyorum. Şurayı da tamamlayalım. Hepsini seçip Curve Loft diyebiliriz. Bunu patlatıyorum. Reverse Face. Ve diğerlerini de gizlilikten çıkartıyorum. Bunu kesip parçanın içerisine Paste and Place diyorum. Bu kadar. Kapatmamıza da lüzum yoktu ama zaten görünmeyecekti orası, ama olsun. Unhide all diyorum. Bu kısım da tamamlanmış oluyor.